Herkese selam. Sevgili dostlarım, daha önce pek çok defa karşılaşmışsınızdır. Çeşitli haber içeriklerini izlerken videoları. Böyle enteresan bir seslendirme yapısı vardır onun. Aslında yapay zeka seslendirmedir o. Robotik seslendirme deriz biz ona. Şimdi size bir tane örnek izlettireyim mesela. Tam olup yemiyelerini alıp gitmek için bekliyorlar. Osmaniye topraklarında da yok. Yok piyasada, yok başkan. Sözünü ettiğim seslendirme yöntemi bu. Nerelerde kullanılır, ne amaçla kullanılır? Değerli arkadaşlarım, konuşma problemi olanlar vardır ya da lehçe problemleri yaşıyor olabilir. Yabancı kökenli birisidir, lehçe problemleri yaşıyor olabilir. Onun dışında başka konuşma bozuklukları vardır. Video çekmek istersiniz ancak çekemezsiniz. İşte bu noktada bu yapay zeka, robotik seslendirme sistemi sizlere yardımcı olan bir hayat kurtarıcı diyelim size. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi ben size ekrandan onu göstereceğim. Kıymetli dostlarım, size buradan bir örnek daha göstereyim. Benim MTD Medya kanalım var. Burası haber içerikleri oluşturduğum bir kanalım. Burada size iki tane örnek video izletmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi robotik seslendirmeyle yaptığım şu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı adayını açıklamayan altılı masaya yüklendi. Şimdi bu robotik seslendirme, yapay zeka robotik seslendirme. Burada başka bir videom var. Ben genellikle kendim seslendiriyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli haftalık olağan grup toplantısında konuştu. Yaptığı konuşmada önümüzdeki 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın kazanacağını ve Cumhurbaşkanı'nın %50 açık ara oyla yeniden seçileceğini ifade eden devlet. Şimdi gördüğünüz gibi iki farklı içerik var. Bunlardan bir tanesi yapay zeka seslendirme yöntemi, diğeri de doğal sesimle seslendirdiğim video. Peki. Şimdi değerli arkadaşlar, iki türlü yöntemimiz var. Bir tanesi bu şekilde online bir yöntem, bir diğeri program yardımıyla. Yalnız sözünü edeceğim program belki de bu Voicer'e alternatif olabilecek ücretsiz tek program diyebilirim. Şimdi karşıda ekranda gördüğünüz Voicer sitesine kullanıcı girişi yapacaksınız. Ben yaptım. Ancak daha önce bir deneme yaptım. Burada karakterlerim kısıtlanmış olabilir belki. Deneme yapamayabilirim de, bilmiyorum. Şimdi göstereceğim size ama en azından nasıl yapıldığını göreceksiniz. Şurada bir seslendirme metnim vardı ve şimdi maalesef yok. Göremiyorum. Bakalım bir seslendirme metnimiz var mı bir yerlerde? Olması lazım. Maalesef seslendirme metinlerim kalmamış. Peki şöyle yapalım. Manuel olarak yazayım ben. Bir paragraflık yazı yazdım. Bakalım seslendirecek mi? Evet arkadaşlar, deneme sürümü seslendirmek için bir imkan verdi. Ancak bunu buradan indirmek istersek indiremiyoruz. Bakın paketlere yönlendiriyor bizi. Tamam, bir dinleyelim bakalım. Seslendirme amacıyla kullandığımız bu yöntem sayesinde içerikleri kendimiz seslendirmek zorunda olmayacağız. Bunu istersek erkek sesine çevirebiliriz. İşte kim burada? Hakan olsun mesela örneğin. Tekrar seçilenleri seslendir diyorum. Seslendirme amacı ile kullandığımız bu yöntem sayesinde içerikleri kendimiz seslendirmek zorunda olmayacağız. Değerli arkadaşlar, burada konuşma hızını da okuma hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Ses perdelerini de ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bu ücretli tabii, bunun paketlerini kontrol edelim sizlerle. Bakalım, çık diyorum şuradan. Değerli arkadaşlar, burada ücretsizle ilgili aylık 3500 karakter veriyor. Deneme amaçlı tabii bunu kullanın. Ancak burada pakete geçtiğimizde aylık 49 liradan başlıyor. 30.000 karakter limitiyle beraber bir de denemeler için artı 3.000 karakter veriyor. Aylık 49 lira, bir ay içerisinde 49 lira karşılığında 33.000 karakterlik kullanım yapabiliyorsunuz. Yine bununla beraber 12 aylık paketlerden seçtiğinizde aylık olarak ortalaması, yani 12 aylık toplu olarak ödediğinizde aylık paketler size 37 liradan başlıyor. Bu şekilde. Şimdi diğer yönteme geçelim tabii. Bu Voicer. Bunun tabi videonun açıklama bölümünde bu sitenin size linkini de bırakırım. Oradan siteye gelip üye olmak isterseniz ya da bu siteyi kullanarak seslendirme yapmak isterseniz kullanabilirsiniz. Diğer yöntemimize geçelim. Diğer yöntem yazılımana.com sitemizde bulunan Panopreter isimli bir program. Evet, bu da aynı şekilde. Yalnız tabi Voicer'daki kadar kaliteli olmasa da çok yakın oluyor. Onu size göstereyim. Kısa yoldan çalıştırıyorum Panopreter'ı. Burada English Language, burada her açılışta buradaki language seçeneğini değiştirmeniz gerekiyor. Türkçe yapıyoruz. Aynı oradaki yazıyı kullanacağım ben. Şuradaki yazıyı kopyalıyorum, getiriyorum. Seslendirme amacı ile kullandığımız bu yöntem sayesinde içerik... Zaten kopyalar kopyalamaz hemen konuşmaya başlıyor. Buradan yapıştırıyorum. Şimdi dinleyelim bir daha.
Seslendirme amacı ile kullandığımız bu yöntem sayesinde içerikleri kendimiz seslendirmek zorunda olmayacağız. Değerli arkadaşlar, panoperatörü kullanabilirsiniz ücretsiz kullanmak istiyorsanız. Ancak tabii biraz daha dediğim gibi bir tık daha altında Voicer'ın. Ama ücretsiz tabii ki bunu kullanabilirsiniz. Sizlere bu anlamda büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Hayat kurtarıcı olduğunu düşünüyorum o amaçla. Yani eğer videolarınızı kendiniz seslendiremeyecekseniz sizler için hayat kurtarıcı bir program olduğunu söyleyebilirim. Ama diğer yönden aylık paketleri, yani Voicer'ın paketleri de bence çok cazip. Voicer'ı da kullanabilirsiniz. Panoperatör'ü de kullanabilirsiniz. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.